Hepinize merhaba X çetesi, ben Xir. Arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 online videosuyla daha karşınızdayım ve yeni bir modifiye videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konu ne biliyor musun? Başlıktan da gördüğün üzere ve kapak fotoğrafından da anlayacağın üzere kanki, sokakta böyle armut gibi gezen araçlardan bir tanesi. Ama bu araba çok güzel modifiye oluyor. Haberiniz olsun. Şu an arkamda duran sence hangisi? Bak hadi sana soruyorum. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Bak bu mu? Bu mu? Hangisi? Beyaz mı? Bu kül grisi mi? Direkt gri diyelim biz buna. Beyaz mı gri mi? Hemen yaz yorumlara. Çok hızlı bir şekilde yorumlara yaz bakayım bilebilecek misin? Bu arada dediğim gibi bu araç sokaklarda geziyor. Hani örnek veriyorum, araba alacak paranız yoksa gel kanki yolda gez dolaş, bu arabayı kesinlikle bulursun. Bol bol çıkan bir araç. Belki de şu ondandır. Bakayım. Yok, bu ondan değil galiba. Yok. Ama bol bol çıkıyor bu araç. Bilgin olsun. Bu arada bu videonun editini de farklı bir biçimde yapacağım. Bir deneme videosu gibi bir şey olacak benim de. Bilgin olsun. Hani piksellenme olur. Ne bileyim, herhangi bir şey olur. Onu artık görmezden gelelim. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim. Evet, ne yazdın? Yorumlara yazdın mı? Beyaz mı gri mi? Çabuk yaz. Söylüyorum. Tabii ki de beyaz değil, gri kanka. Evet. Beyaz diyeceğim sandın değil mi? Hadi bakayım. Kanka bak, bu arabayı modifiye yapacağız. Efsane modifiye oluyor. Ben bir çıtırdan baktım şöyle ufaktan. Liveri falan baktım. Ama çok detaylı bakmadım. Hani öyle 3-4 tanesine baktım. Dedim tam bunda liveri var. Liveri varsa ben bundan ekmek çıkartırım. Peki nereye geldik? Los Santos Carmit'e geldik. Modifiyelerimizi neden Los Santos Carmit'te yapıyoruz? Çünkü sağ alt köşede de gördüğünüz gibi 83 seviye olmuşum ben burada. Buradaki seviyemizi arttırmak için. Ha diyor sanki kanki benim birçok şeyim kilitli burada. Hani kilit işareti var. Otoshop alın abi. Otoshop'u da onu da göstereyim hani bilmeyenler için. Buradan internet sitesine giriyorsun. Buradan Mazebank'e giriyorsun. Enter diyorsun. Bak şu anahtar işareti var ya. Şu anahtar işaretinden bir tanesini ya da burası çok karışık diyorsan, bak hemen sağ tarafta zımbırtılar var. Buradan Photoshop'u seçiyorsun. Sana sadece Photoshop'u gösteriyor. Nerelerde var, nerelerde yok. Direkt önünde. Ha bu anahtar sende yoksa, sende hiç aktif değilse hemen onu da göstereyim onu açmasını. Şuraya geliyorsun, bu ablaya geliyorsun. Buradan bir 50 bin dolar veriyorsun ablaya. Buradan bir üyelik alıyorsun. O kadar basit. Evet. Çok bıdı bıdı yapmayalım. Hemen şey yapalım. Aracımıza geçelim. Bu arada güzel araçlar da varmış ha burada. Bu araba ne? Bu araba bende yok. Çek kanki. Dur şöyle çek. 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 Bir daha. Çek hadi. Adamsın lan sen. Adam adam. Onlara bana mail olarak gönder. Mailden gönder. Mail. Arabayı çizmeyelim. Evet hadi bakalım. Umarım çok güzel bir modifiye seçeneği vardır ekstra olarak. CTRL G yapıyorum burada. Yine bilmeyenler için haberiniz olsun. Xir sizi düşünüyor. Armor. Direkt dur. Mouse'dan yapayım. Klavyeden değil. Buradan %100 armor. Bunu geçiyorum. Burada hemen bunlar neydi? Yarış freni miydi? Bumpers. Ya dur, o bumpers şeyle bakacağım. Tampon. Dur onlara bakacağım. Şimdi bak, library'de ben şuraya kadar geldim. Şuradan geri döndüm kanki bak. Buraya kadar geldim zaten. Ona kadar gelmişim lan, hepsine bakmışım. Çok pardon. Ben az bir şey baktım dedim ya. Ben daha var sanıyordum. Şuradaki sayıya dikkat etmemiştim. Neyse. Şimdi zaten gözüme de bak yani çizgili ya, bak şuradan bir şey çıkabilir belki. Bir ekmek çıkabilir burada. Buraya bir ekmek banabiliriz yani. Buraya ekmek banar mıyız? Yok. Buraya banabiliriz. Yani çok emin değilim. Vallahi şu an gözüme takılan iki tane var. Bir tanesi bu. Ya buradan bir şey çıkartacağız. Ya da buradan bir şey çıkartacağız. Burası mı? Burası mı?
Yani yeşil aracım var mıydı? Çok hatırlamıyorum ama. Ama şuradan da güzel bir şey çıkacak gibi de duruyor ya. Bunu yapalım mı ya? Valla. Ama onunla bunun arasında kaldım, onu söyleyeyim. Yani bu hala aklımın bir ucunda. Belki gelip burayı bir ara kurcalayabilirim ben kendim. Bilmiyorum, eğer isterseniz kayıtta da yapabilirim. Renk, renge bakalım. Şimdi bu tona hangi renk gider? Şöyle, evet, burada. Klasiklerden bir krev rengi. Turkuaz gitmiyor. Yok, turkuaz gitmedi. Birbirimizi kandırmayalım. Buna daha çok koyu renkler mi yapsak ya? Yani sarı olmadı. Yani şöyle farklı bir ton olabilir. Bak, buna mavi de gider ha. Şimdi buna çok da koyu renkler gitmiyor. Biraz açacağız çünkü bak, gördüğün gibi yandaki detayı kapatıyor. Ha, yazı bizim için önemli mi? Yani çok da önemli değil aslında ama dur bakalım. Farklı bir hava katıyor tabii. Şöyle bir seriden bakalım. Bence buna biraz mavi tonlarında gitti ya. Az önce baktım öyle. Yani şu tarz olabilir belki. Bunun biraz daha açığı tabii. Şöyle olur. Bak kanki, bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bu şekil bırakayım. Tatlı oldu. Yani böyle nasıl diyeyim? Buz mavisi gibi. Ama değil gibi de. Neyse, anladın sen beni. Ama güzel oldu. Onun dışında diğer maviler yakışmıyor zaten. Yani yakışıyor da çok patlıyor. Bayağı patlıyor. Yani Liveri ile renk bayağı patlıyor ama bak, bu da olabilir. Bak, bu da olabilirmiş. Bunu mu yapsak acaba? Ya da neyse, şimdilik böyle kalsın. Güzel oldu bence. Bu ne? Oha, bu değişiyor muymuş? Bilmiyordum bunu. Kanka buraya da... Lan nasıl bir şey yapsak bunu? Şöyle bir şey nasıl olur? Ya şu önü değişmese iyi olurmuş. Ön taraf komple değişiyor mu acaba ya? Dur bakayım. O hood değildi değil mi? Yok. O şuradandı galiba. Bu muydu? Evet. Dur. Şunu ben gelmişken takayım. Hazır buradayken. Zaten güzel de durdu ha. Bu nasıl NPC arabası lan? Bu bildiğin cayır cayır. Efsane bir araç. Bence şu güzel. Zaten en pahalısıymış. Tamam, o zaman oranın rengini nasıl bir şey yapsak? Evet, geldik renklere. Kanka buraya beyaz yapsak olmaz. Şu ton olabilir bak. Böyle bir koyu gri, böyle tam siyah değil. Şöyle kendi rengini de yapabilirmişiz ama bence yapmayalım. Bak şu olur. Bak bu renk de olur. Bu renk de gider. Hatta onu yapalım. O daha tatlı durdu. Nerede o? O hangi renkti lan? Dur bakalım. Başkan, bu daha güzel oldu ya. Bence bunu yapalım. Tamam, böyle iyidir. Şimdi en son nerede kalmıştık? Bir tekrar hızlı bir şekilde yukarıya çıkayım. Burayı hallettik zaten. Arkayı da hallettik. Şu motorunu falan güçlendirelim. Egzoz. Şimdi bu araç sokaklarda geziyor, öyle mi? Bu bildiğin NPC arabası ya. Buna çift mi yapsak? Tek mi? Bence çift tatlı durdu ya. Aa, bura değişiyormuş. Dur, bunu böyle yapalım. Tamam. Oranın değiştiğini bilmiyordum. Hood.
Kanki buraya bence böyle kalsın ya. Karbon yapmayalım. Buraya da müzikal R yapalım. Işık. Arabanın rengi böyle kalacağı için şimdi bu tonlara uygun bir şey. Elektrik blue olabilir, mor olabilir belki. Bence elektrik blue ya. Elektrik blue yakışır. Neon düzeni dört bir yana. Neon rengi. Kırmızı çok mu kapatır diye düşünüyorum ama kapatıyor ya. Bence farklı bir ton yapalım. Krev rengi belki olabilir. Krev de olabilir bak. Ya da şöyle bir mavi. Dur, mavi yapalım bunu. Yine kendini belli eder. Bak görüyor musun? Çünkü arabanın kendi açık, alttaki ışık biraz daha koyu. Kendini belli eder. Sen bana güven, gerisini boş ver. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Mesela ben bu arabayı sokaktan buldum. Hani örnek veriyorum, alıp geldiniz, şuraya geliyorsunuz. Şunların ikisini de, hani kaskosunu falan yaptırın. İkisini de satın alın yani. Bunu kesinlikle yapın, yoksa araba yok olur. Plaka, iksir. Kırmızı plaka gitmez buna. Siyah. Siyah plaka yapalım. Araba zaten mavi. Mavi plaka gitmez. Buraya geçiyorum. Bu ne? Oo, bu da mı varmış lan? Oğlum bu nasıl NPC arabası ya? Şaka mısınız? Ulan burayı da böyle mi yapsak acaba? Dur bakayım. Yani siyah gitmez diyorum ama bir yandan da gitti gibi. Neyse şimdilik kalsın. Belki daha sonradan olabilir. Oha, bu detayı da koymuşlar buna. Oğlum bu nasıl NPC arabası ya? Bence yanlışlıkla Rockstar bir yanlışlık yaptı bence. İşte arabanın kaderini belirleyen şey. Spoiler. Kanka gözüme bir tane takıldı. O da şu. Bence bu. Arabayı basalım. Oğlum araba var ya. Turbolu falan filan, üf üf üf. Şimdi oğlum bu nasıl araba oldu lan? Oğlum ya ben çok güzel modifiye yapıyorum ya da araba çok güzel. Bilmiyorum yani, bu işte bir tuhaflık var. Dur bakayım. Bence bu arabaya bu tarz bir tekerlek gider ya. Yani şu tarz gider bence bu arabaya. Ya da şu. Ya da bu. Yok, bu değil. Pardon. O gitmez. Gençler bak, bu araç sokaklarda geziyor. Gidin alın. Hiç para vermeden direkt alın. Şunu ben bir yapayım. Şimdi buna beyaz olabilir. Beyaz gider. Dur, beyazı aldım. Çünkü beyaz direkt gitti buna. Onun dışında farklı bir renk gider mi diye bakıyorum. Mavilerden zaten gitmez. Onun dışında beyaz, kanki buna beyaz ya. Tekerleklere yazı yapıştıralım. Buradaki seçenek drift lastiği oluyor. Bu, eğer bunu takarsanız araba full yanlamaya başlar. Bilginiz olsun. Bu da kurşun geçirmez lastik. Takalım. Lastiklerden ne renk duman çıksın? Bence kırmızı ya. Ya çok kırmızı yapıyorum araçlarım ama. Yani bundan farklı bir renk de çıkmaz ki yani. Şimdi mavi yapsak araba çok mavi olur. Yani olmuyor yani. Camlarını karartalım. İçeri gözükmesin. Oğlum bu favori araçlarından biri mi yoksa bu benim? Çılgın.
Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oğlum bu araba sokaklarda geziyor. Gidin alın lan. Yemin ederim gidin alın. Gidin oğlum. Hiç affetmeyin. Yemin ederim gidin alın. Dur bakayım. Kalkışı falan nasıl? Ya tabii bununla alıp yarışmayacaksın. Çünkü sonuçta NPC arabası. Sokakta gezen araç bu yani. Buna gidip de yarış yapmazsın ama şehirde de takılırsın yani. Baksana. Yani hızına bakıyorum bir yandan. Güzel. Yani şehirde sizi üzmez. Yanlaması falan iyi. Selamünaleyküm. Adama artistlik yapayım dedim, adam sağa döndü. Bak şimdi şuradan sola kıracağım. Bak şimdi hop. Merhaba canım. Yanlayalım mı? Kiss my eye. Ne dedi lan o? Kadın bir şey dedi bana. Anlamadım. Evet, şimdi hani demiştim ya farklı bir edit stili yapacağım diye. Test amaçlı. Şimdi ben o testi bir tamamlayayım. Bana bir müsaade edin. Ben onu bir tamamlayayım hemen. Nasıl tamamlayacağız? Şöyle tamamlayalım. Evet tamamdır. Ben testimi tamamladım diye düşünüyorum. Umarım iyi olmuştur. Evet şimdi bu arabanın bir öncesine bir de sonrasına bakalım. Tekrardan paslaşalım. Okey mi? Bakalım araba nereden nereye gelmiş. Hadi bakalım. Evet, arabanın öncesi ve sonrasını gördün. Unutma, bu araba sokaklarda geziyor. Tamamen beleş. Bu arabaya sokakta denk gelirsen kesinlikle garajına götür. Kesinlikle götür. Ama gösterdiğim şekil üstüne kaydetmeyi unutma. Yoksa araba yok olur gider elinin altından. Boşu boşuna modifiye yapmış olursun. Bilgin olsun. Onu zaten modifiye yaparken de gösterdim arabayı nasıl üstüne alacağını. Dediğim gibi bu araba sokaklarda geziyor. Kesinlikle envanterine eklemeyi unutma. Ekranda bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay XCTC. Bay bay. Görüşürüz.